Selamünaleyküm, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün atölyemizde kullanmış olduğumuz bir vantilatör var. Bu vantilatör zaman zaman böyle duruyor, zaman zaman kendi kafasına göre çalışıyor. En sonunda hiç çalışmaz oldu. Evinizde kullanmış olduğunuz vantilatörlerde siz de böyle bir sorunla karşılaşırsanız neler yapabilirsiniz? Onu göstereceğim. Öncelikle biz vantilatörümüzü söktük. Kul parçaları güzelce yıkayacağız. Biraz sıcak suyla, ılık suyla. Biliyorsunuz daha önce bir elektrik süpürgesi tamiri yapmıştık. O tamir esnasında elektrik süpürgesinin motorunun her iki tarafında, burada ve diğer tarafında rulman olduğunu söylemiştik ve o rulmanları değiştirmiştik ses yapıyor diye. Bunda bir başka sorun var. Bu da tozdan ve aşırı ısınmadan kaynaklı rulmanların içindeki yağın sertleşmesi sonucu. Bu vantilatör dönmüyor. Söktüğünüzde veya pervaneye çevirmeye çalıştığınızda bunun çok sert bir şekilde böyle dönmediğini, sıkıştığını fark edeceksinizdir. Öncelikle yapmanız gereken pas sökücü, VD40 da deniyor, piyasada bulabilirsiniz. 404'üm var bende, pas sökücü. Bu şekilde bu pas sökücüyü şuradan rulmanların içine gelecek şekilde sıkıp elinizle bunu böyle rahatlatacaksınız. Ve daha sonra yine buradan aynı şekilde biraz sıkıp yine aynı şekilde yapacaksınız. Ne zaman? Ta ki böyle şu şekilde böyle rahatlayıncaya kadar. Bu işlemleri yaparsanız daha sonra da söktüğünüz gibi aynı şekilde toplarsanız vantilatörünüz yine sağlıklı bir şekilde çalışmaya devam edecektir. Biz yaptık. Şu anda açıldı bu. Bunu toplayacağız. Tekrar atölyemize montajını yapacağız. Kıymetli takipçilerimiz, vantilatörümüzün nasıl tamir edileceğini az önce gösterdik size. Şu kısımlardan VD40 ya da işte pas sökücü denilen bu kimyasal sprey, bundan sıkılabilir diye söylemiştik. Şimdi bu anahtarımızın da arızalı olduğunu tespit ettik. Bunun yerine daha önceden başka bir vantilatörden sökmüş olduğumuz bu vantilatör düğmelerini, buraya montajını yaptık. Şu ara kısımlar engel oluyordu, takılıyordu. Buraları kestik. Şimdi lehimleme işlemini yapacağız. Bu kabloları buradan söküp şuralara lehimleyeceğiz. Daha sonra vantilatörümüzü toplayıp yerine takacağız inşallah. Şöyle bir motor var. Daha önce ben başka bir vantilatörden bunu sökmüştüm. Bunu da size göstermek istedim. Genelde bu tarz oluyor vantilatör motorları. Bunun da aynı şekilde sorunla karşılaşırsanız şuralardan, yine şuradan bu pas sökücü spreyden sıkıp böyle yavaş yavaş bunu rahatlatabilirsiniz. Yine vantilatörlerde en çok karşılaşılan sorunlardan bir tanesi hiç çalışmaması. Vantilatör hiç çalışmıyor. Yani sıkışma değil ama bastığınızda hiçbir şekilde vantilatör dönmüyor. Çok sıcaklarda, çok uzun süre çalıştırdıysanız vantilatörü, bu vantilatörün içerisinde şöyle göstereyim, sargılar var. Bu sargıların üzerinde de şurada sargıların üzerinde böyle bir termik var. Yani sıcaklık çok aşırı olduğunda sargıların korunması için içerisine konulmuş olan bir emniyet. Şimdi bunu vatandaş bilmiyor tabi. Bilmediği için de diyor ki benim motorum yandı. Aslında motor yanmıyor. Ya ben bunu askerde tecrübe edindim. Askerde bir beyaz eşya tamircisi bir arkadaş vardı. Onun sayesinde gördüm bunu. Ve yani onlarca vantilatörü bu şekilde yeniden biz çalışır duruma getirdik. Bunu da ben size bir pratik bilgi olarak söylemek istiyorum. Hani benim elimden geliyor kardeşim. Ben vantilatörümü atmayacağım.
tamir edeceğim diyorsanız ama bunun öncesinde biraz elektrik bilgisi olması gerekiyor. Yine eliniz yatkınsa şu vidalardan, şuralardan söküp bu iki tarafı da çıkartıp sargıların üzerinde o dediğim malzemeyi bulup isterseniz onu yenisiyle değiştirebilirsiniz. Ben internet ortamında baktığımda 20-25 lira civarı bir şeydi ama gerek de yok. Onun olduğu yeri iki kablosunu kısa devre yaparsanız, yani iki kabloyu birbirine bağlarsanız, aradaki o arızalı malzemeyi çıkartıp ikisini birbirine bağlarsanız vantilatörünüz yine çalışacaktır. Yani eskisi gibi yeniden toplarsınız. Bu şekilde vantilatörünüzü kurtarmış olursunuz. Bir de mesela sökecekseniz eğer kabloları mutlaka işaretleyin. Hangi kablo nereye bağlı. Daha sonradan hani bunun tespitini yapmak biraz daha zor olabilir. Bu da pratik bir bilgi. Ben şöyle yapıyorum genelde. Mesela az önce göstermiş olduğum eski bir vantilatörden dedim söktüm. Kabloları keserken biraz bırakıyorum. Renkleri belli olsun diye. Bir. İkincisi de mutlaka artık herkeste cep telefonu var. Mutlaka cep telefonunuzla bağlantı yerlerini fotoğrafını çekin. Çekebilirseniz video çekin. Çünkü neden? Çalışma esnasında, yani bu sadece vantilatör için değil, başka bir elektronik devre tamirinde de olabilir. İlk açtığınızda müdahale etmeden önce şöyle bir kablo bağlantı yerlerini mutlaka fotoğrafını çekin. Bu da size pratik bir bilgi olsun. Çünkü çalışma esnasında bir kablo bir yerden koparsa elektronik bir devre üzerinde özellikle kablonun nereden koptuğunu bulma şansınız çok zor. Bu sebeple tamir etme olasılığınız da ortadan kalkmış oluyor. Bu da size pratik bir bilgi olsun. Evde ben böyle kendim bir şeyler yapmak istiyorum derseniz bunları dikkate alın. Elektrik fişi takılıyken lütfen müdahale etmeyin. Ya ben fişi takayım işte bir kontrol edeyim değil. Yani bütün güvenlik tedbirlerinizi, önlemlerinizi alın. Ondan sonra iş bittiyse takıp denemesini yapabilirsiniz. En azından ekstra bir şey olursa sigorta atar. Bunda da bir şey yok yani. Yapmış olduğunuz işlemden kaynaklı bir sigorta atar. Gider açarsınız sigortanızı. Çünkü herkesin evinde artık otomatik sigortalar var. Önceden olsaydı, eskiden bu tip şeyleri yaparken sarmalı sigortalar vardı. Bir de direkten attığını düşünün. Yani gerçekten büyük bir sıkıntı. Elektrikçi çağırmanız gerekir. Kendiniz çıkıp yapamazsınız. Şimdi her şey daha kolay. İnternet ortamında, YouTube'da neyin nasıl yapılacağına dair bir sürü video var. Şu görmüş olduğunuz kondansatör motorun ilk hareketini sağlıyor. Bunda da var aynı şekilde. Dediğim gibi yani tamir esnasında video çekerseniz hangi kablonun nereden çıktığını görebilirsiniz. Fotoğraflarını çekerseniz aynı şekilde. Bir de söktüğünüz parçaları montajını tekrar toplarken karıştırdığınızda en azından videoyu izler, neyi nereden söktüğünüzü görür. O şekilde yeniden toplayabilirsiniz. Arkadaşlar ben vantilatörü toplayacağım. En son haliyle bir defa daha size gösterip videoyu bitireceğim inşallah. Arkadaşlar vantilatörümüzü topluyoruz. Pervaneyi takarken dikkat etmeniz gereken bir husus var. Bakın. Bunu şurada bir çentiği var. Zaten başka türlü takma şansınız da yok zaten. Burada en çok dikkat etmeniz gereken şu pervanenin burasında bulunan şu plastik somun. Bu ters diştir. Hani normalde nasıl yaparsınız? Sıkmak için bu tarafa çevirirsiniz. Bunda bu tarafa çeviriyorsunuz sıkmak için. Dişleri terstir. Şöyle yani bu tarafa doğru sıktığınızda sıkılmış oluyor. Böyle değil, böyle sıkılmış oluyor. Sökerken de yine bu şekilde sökmeye çalışırsanız kırarsınız. Ne yapacaksınız? Bu tarafa doğru sökeceksiniz. Yani normalde vidayı sıktığınız gibi bunu sökeceksiniz. Öyle düşünün. Bu da pratik bir bilgi olsun size. Onun sebebi de pervane dönerken bunun açılmaması için. Bu şekilde ters diş yapmışlar yani.